Seda, selam. Merhabalar, duyabiliyor musun beni? Merhaba, gayet iyi duyuyoruz. Şu anda neredesin İsmail? Seda, şu an Boston Havalimanı'ndayız ve bir saat sonra kalkacak olan uçakla Washington'a gideceğiz. Hmm. Şu an bir grup gazeteci arkadaşımla beraber ve CHP'li yetkililerle beraber uçağı bekliyoruz. Yani aslında ikinci dünkü... ayağı başlıyor yani ziyaretin, değil mi? Washington ayağı. Evet, evet. İkinci günü başlıyor. Evet. Biz pazar akşamı Türkiye'den yola çıkmıştık. Dün Boston'da Kılıçdaroğlu bir dizi temasta bulundu. Son temas buydu. Ekranda görüyorsun bir fotoğraf. Burası dünyaca ünlü MIT Üniversitesi'ndeki, üniversite kampüsü içerisindeki bir kafeteryaydı. Ve bu kafeteryada Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup Türk iş adamıyla görüştü. Özür dilerim, Türk bilim insanıyla görüştü. Bu arada kameram sürekli hareket ediyor. Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Hayır, güzel. Bir grup Türk bilim insanıyla görüştü kendisi. Masada Daron Acemoğlu var. Daron Acemoğlu'nun eşi var. Diğer size sol tarafında Dani Rodrik ve eşi Pınar Doğan var. Çetin Doğan'ın damadı ve kızı. Bir diğer tarafında Mehmet Toner Hoca var. Karşısında Kılıçdaroğlu'nun yanında ekranda sağ ve sol tarafında Canan Dağdeviren var. Ve diğer tarafında ise Bilge Yıldız Hoca var. Gökhan Otamışlıoğlu Hoca var. Bu isimlerle dün akşam bir araya geldi. Esasen gün içerisinde hepsiyle tek tek görüşmüştü. Son görüşme bu oldu. Türk bilim insanlarıyla görüşme oldu. Günün sabahına dönerek tekrar anlatayım. Günün sabahında esasen Canan Dağdeviren'le buluşuldu. Canan Dağdeviren dünyaca ünlü MIT Üniversitesi'nde Media Lab adı verilen bilim ve teknoloji üretiminin yapıldığı laboratuvardaki bir bölümün başında. Kendisi burada yeni teknolojik gelişmeleri, hangi teknolojik gelişmeleri hazırladıklarını Kılıçdaroğlu'na gösterdi ve Kılıçdaroğlu'na laboratuvar ortamında işte inceleme yapmasını sağladı. Kılıçdaroğlu burada laboratuvarları gezdi. Ardından buradaki değişik milliyetlerden öğrencilerle diyalog kurdu ve işte gelecekte hangi teknolojik yeniliklerle karşılaşacağımızı burada işitmiş oldu. Ardından yine MIT kampüsü içerisinde Kent Larson'la görüştü. Kent Larson yaşanabilir bir şehir düzeni hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'na briefing verdi. Bu briefingin şu bakımdan anlamı var. Türkiye'de CHP İstanbul'da, Ankara başta olmak üzere çok sayıda büyük şehir yönetiyor ve bu şehirlerin ulaşım ve altyapı planlaması için bu bilgilere de ihtiyacı var doğrusu. Diğer taraftan 4 Türk öğrenciyle bir yemek yedi. Daha sonra Koç Kanser Enstitüsü'nü gezdi. Burada Bilge Yıldız'dan briefing aldı. Bilge Yıldız aynı zamanda Yeşil Ekonomi bölümünün de başında ve yaşanılabilir bir çevre hakkında briefing sundu. Ardından Mehmet Toner ve Gökhan Otamışlıgil ile görüştü. Gökhan Otamışlıgil Harvard Üniversitesi'nde görev yapıyor. Burada Sabri Ülker merkezinin de başında. En son günün sonunda bir sağlaması yapıldı. Daron Acemoğlu, dünya ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ve Dani Rodrik ve Pınar Doğan'la katıldı ve bir yemek yendi. Akademisyenler memnun ayrıldılar. Çünkü onlar şöyle dediler. İlk defa Türkiye'de bir devlet başkanı, devlet yetkilisi, bir siyasetçi geldi ve siyasi gündemin dışında bilim insanlarıyla görüşme yaptı dedi. Bu sabah otelde yine bazı yabancı ve Türk bilim insanlarıyla, hatta bir müzisyenle, bir öğrenci grubuyla otelde görüştü Sayın Kılıçdaroğlu. Hatta ben bugün görüşmeler bittiği aşamada Kılıçdaroğlu'nun yanına gittim. Kendisine dedim ki Kemal Bey, Türkiye'de gündem kaynıyor. Her ne kadar sizin burada turunuz bilimsel ve akademik çerçevede ilerlese de Türkiye'de Devlet Bahçeli bu görüşmeyi eleştirdi. Evet. Bu temasları eleştirdi. İşte icazet göndermesi yaptı. Hatta işte Sayın Bahçeli Cem Evlerinin ibadethane statüsü tanınması yönünde bir açıklama yaptı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı dün Bakanlar Kurulu'nda başörtüsüyle ilgili düzenlemenin getirileceğini bildirdi. Hatta ayrıca bir siyasi gelişme daha oldu. Teğmen Çelebi AK Parti'ye geçti. Hatta hatırlattım, nikah şahitliğinde siz yapmıştınız. Bu konuya dair bir yorum yapar mısınız? O dedi ki hayır, bununla ilgili bir değerlendirme yapmayacağım.
Türkiye Amerika'da sürdürmekte olduğum gezimin temel mesajının gölgelenmesini istemiyorum dedi. İsmail, çünkü bir şey burada, sorabilir miyim? Duyuyorsan beni rahat. Şimdi öyle bir nokta ki bunu sormak istiyorum. Bak, sen de tabii oradan aslında takip etmeye çalışıyorsundur, elinden geldiğince ediyorsundur. Yani iktidar ve iktidara yakın medya bu ziyaretin çerçevesinin ve hedefinin oradaki bilim ve teknolojideki gelişmeleri incelemek, irdelemek, öğrenmek, oradaki bilim insanlarıyla bir araya gelmek olduğuna inanmıyor ve illa bir siyasi gündeme ajandası olduğunu düşünüyor. Hani bu şekilde soruldu mu Kılıçdaroğlu'na ya ve sen bir gazeteci olarak mesela sadece bilim ve teknoloji ve akademik çevrelerle yapılan bir ziyaret olması konusunda ne düşünüyorsun? Senin fikrin nedir? Şimdi şöyle ifade edeyim. Aslında başta bu görüşme ilan edildiği sırada Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'daki Bay Kemal'lerle görüşeceğini ifade etmişti. İşte bunun içerisine Amerika'daki siyasal muhalifler de katılmıştı. Yani İşte Bernie Sanders'ın adı geçmişti. Evet. Amerika'da hatta neoliberal politikalara karşı mücadele veren isimler ima edilmişti. Ancak gezi başlarken benim gördüğüm kadarıyla bu seyahat revize edildi. Yani ilk başta ifade edilen Bay Kemaller en azından gezinin ilk günü olan Boston ayağında programa dahil edilmediler. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu dün Halk TV'de katıldığı yayında siyasi bir temasta bulunmayacağını söyledi. Benim anladığım kadarıyla bu seyahat revize edildi. Yani ilk gün ilan edilenden daha farklı şekilde bilimsel, akademik bir çerçevede tutuldu. En azından Boston ayağı tutuldu. Hmm. Ama Washington'a gittiğimizde, gerçi bugün programda öğleden sonra, buraya göre öğleden sonra, size göre gece yarısı, John Hopkins Üniversitesi ile bir görüşme görünüyor. Fakat bunun dışında benim gördüğüm kadarıyla yine iktisatçılarla, iş dünyasıyla görüşmeler olacak. Düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler olacak. Washington ayağında belki bu türden işte Washington, bazı gazeteler, bazı ekonomik çevrelerle görüşebiliriz. Ama bugün itibariyle benim gördüğüm ve temas ettiğim bir siyasal temas söz konusu olmadı. Daha çok akademik, bilimsel çerçevede kaldı. Buna ek olarak İşte ekonomik görüşmeler yahut belli düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler de buna dahil edilecek. Öyle anlıyorum. O bakımdan Türkiye'deki eleştirileri, özellikle iktidar cenahındaki eleştirileri anlayabiliyorum. Ancak bugün burada bu yönde bir tabloyla karşılaşmadım. Tabii şunu da söylemeliyim. Kemal Bey sınırlı bir ekiple geldi Seda. Evet. Yanında Faik Öztürk var. A takımından Faik Öztürk var. Selin Sayek Böke var. Selin Sayek Böke var, Yunus Emre var ve Hacem Pogo var. Bunun dışında bir mahiyetle gelmedi. Ve yalnızca bir koruması var kendisinde. Yani öyle kalabalık bir koruma ekibinde söz konusu değil. Diğer taraftan burada Gezi'nin sınırlı bir bölümünü izleyen TRT ve Anadolu Ajansı dışında öyle Türkiye'den bir medyada baskın ayağını takip etmedi. Washington ayağını belki takip edecektir diye tahmin ediyorum. İsmail, bir de şu yorumlar da dikkatimi çekti. Neden böyle sınırladı ki Kılıçdaroğlu ziyaretini? Aslında tam tersine bunlar çok gecikmiş dış ziyaretler, temaslar, çerçevesi daha geniş tutulmalıydı ve Türkiye'de yani ileride iktidara gelmeye aday ya da hani bu iddiada olan bir parti liderinin tabii ki de siyasi görüşmeler yapması, ziyaretler yapması beklenir. Hatta bunlar için geç bile kalındı, yorumlarını beraberinde getirdi. Bunu hatırlatıp şunu soracağım. Bu ikinci yüzyıl vizyon yolculuğu Amerika'dan sonra nasıl devam edecek? Bundan sonraki nereleri gezecekler, hangi ülkelere gidecekler? Bunların hepsi planlandı, programlandı mı yoksa daha planlanıyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bu eleştiriler de anlaşılır. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu yani bir Türkiye'deki ana muhalefet lideri olarak ve bir belki cumhurbaşkanı adayı olarak Amerika'ya geliyor. Dolayısıyla ondan burada siyasi görüşmeler de yapması beklenirdi. Ancak bununla ilgili çeşitli kaygılar vardı. Bildiğimiz kadarıyla bu arada stüdyodaki yani kamera arkasındaki ses karışıyor stüdyo sesiyle. Arkadaşlarım o sesi kapatırlarsa sevinirim. Tamam. Duymakta zorlanıyorum. Evet. Tamam. Devam edeyim. Yani Türkiye'de ana muhalefet lideri olarak ve belki cumhurbaşkanı adayı olarak Amerika'da
esasen siyasi görüşmeler yapması da beklenirdi. Yani bu doğaldır. Hatta yani burada çeşitli senatörlerle belki mümkün